Herkese merhabalar. Neredeyiz efendim? Tabii ki Doğal TV'deyiz. Türkiye'nin tek tematik kanalındayız ve Holistik Yaşam'da Yeşim Kaya ile birliktesiniz. Bugün konumuz tamamen doğalından kaynaklı olarak tabii ki Kurban Bayramı. Ama ben Kurban Bayramı'nı birkaç açıdan ele alacağım. Holistik Yaşam'la ilgili bilenler ama şef olduğumu da bilenler benden yemek tarifleri bekliyorlarsa hayır, yemek tarifi vermeyeceğim. Ben birazcık daha paylaşmaktan başlayacağım işe. Sonra kırmızı ete, onun amino asit değerlerine, neler yememiz gerektiğine gideceğim. Ama öncelikle bayramların önemi, özelliği, o bizi saran sıcaklığından biraz bahsetmek istiyorum. Kurban Bayramı'nın her tür bayramın aslında birlik, beraberlik, bizim Türk adet, gelenek, göreneklerimizi bize hatırlatmasını çok diliyorum ben. Son dönemde birçok şey yaşadık milletçe. Bakıyorum dizilere, televizyonlara bazen. Şükürler olsun ben bu anlamda çok keyifli, doğal bir televizyonda çalışıyorum. Öyle şeyler yok. Ve görüyorum ki sanki hepimiz villalarda yaşıyoruz. Hepimiz limuzinlerle geziyoruz. Başka bir hayat yaşanıyor. Yok efendim biz o değiliz. Biz gelenekleri, görenekleri olan, bayramda büyüklerinin elini öpmeye giden, mezar ziyaretlerine giden, birbiriyle paylaşan, komşusu aç yatarken tok yatamayan bir milletiz. Ben hızla, keyifle bayramlarımızın yine eski hallerine, eski tadlarına dönmesini istiyorum. Çünkü hayat paylaşınca güzel, sevgiyle güzel, birbirimizi sevince güzel. O zaman yolumuz sevgide kalsın ve sevgiyle devam edelim diyorum ama ben Kurban Bayramı'na gelmeden önce işte sevgiyle kalsın deyince niyeyse aklıma tatlı geldi. Bizim bayramlarımızın en önemli özelliği özellikle Kurban Bayramı'nda bolca şeker tüketmek. Hepimiz de seviyoruz. Hatta geçen bayram ben anneme draje almıştım. Drajelerin hepsini bitirmiş biri olarak itiraf ediyorum. Çok şeker yedim sadece bayramda ama. Ancak şunu söylemek istiyorum. Ne olur dikkat ediniz. Sindirimin şöyle basit bir özelliği var aslında ondan bahsetmek istiyorum. Hem çok yiyebilirsiniz hem de kilo almayabilirsiniz. Nasıl? Bağırsaklarımızın bir çalışma biçimi var. Allah'ın yarattığı bir beden var. Aslında hepimizin bedenine her şey kodlanmış durumda. Onun bütün ayarını bozan, fabrika ayarlarını bozan bizleriz. Bir şeyler yediğiniz zaman bir 2-3 saat yediklerinizi vücudunuz sindiriyor bağırsaklarınız. Ha yerken de tabii nasıl yemeliyiz? Şimdi Kurban Bayramı'nda hepimiz tabii ki kavurma dendiği zaman ben de dahil herkes için geçerli. Çok da mutlu oluyoruz. Kavurmadan da bahsedeyim biraz. Rica ve rica ediyorum kavurmayı içine yağ koyarak yapmayın. Etin kendi tadını bozmayın her şeyden önce. Çok yağ ve çok tuz koyduğunuzda gerçek tadı, o gerçek lezzeti, gerçek değeri aslında birazcık yok ediyorsunuz ve elimine ediyorsunuz. Kavurma yaparken kendi yağıyla kavurmaya çalışın. Çünkü zaten kavurmanın o güzelliği, kendi kokusu, o etin kokusu çok keyifli olacaktır. Ha nasıl yiyeceğiz? Şimdi zaman zaman hep şunu duyuyorum. Ben çok fazla duyuyorum gerçi. Birazcık kilo aldım bu aralar ama hepimiz aynı şeyleri yiyoruz. Sen kilo almıyorsun. Nasıl efendim? Herkesin önünde aynı tabağın olduğunu düşünün. Kurban Bayramı'ndayız. Tabii neler olacak? İlla kavurmamız olacak. Yanına lütfen işte bir de ekstradan makarnalar, pilavlar falan yapmayalım. Böyle salata yapalım. Ne bileyim cacık yapalım. Önüne güzel bir ezogelin çorbası yapalım. Yani biraz daha sade bir menü olduğunu düşünerek devam ediyorum şimdi. Ağzımıza attığımız ilk öğünümüz hep protein olsun. Bakın size bu arada da sağlıklı yaşam tüyoları vermeye çalışıyorum. Niye protein olsun efendim? Metabolizmamız ağzımıza attığımız İlk lokma ile çalışmaya başlar. Bu ne demek? Senin metabolizman hızlı, onunki yavaş. O kadar da büyük farklar yoktur eğer metabolizmamızı nasıl çalıştıracağımızı bilirsek. Proteinle öğününüze başlarsanız, protein nedir? Kırmızı et, yumurta, süt ve süt ürünleri, bakliyatlar, hepsi yani işte fasulye, börülce, nohut, hepsi. Bunlardan herhangi biriyle öğününüze başladığınızda yemeye başladığınızda vücudunuz %16 ile çalışmaya başlar ve öyle devam eder. Ha tabii şu demek değil bu. Hemen attınız ağzınıza arkasından bir lokma ekmek aldınız. Hayır bundan bahsetmiyorum. Ağzımız bir laboratuvar ama hiçbir laboratuvar bir saniyede sonuç vermeyeceği için ağzımız da vermeyecek tabii ki. O yüzden ağzımızı alıyoruz.
çiğniyoruz efendim. 41 kere maşallah deriz ya, 41'i hedefleyerek çiğneyin, zaten 20'de kalır yutarsınız. Ama şunu unutmayın, midenizde diş yok. Eğer iyi çiğnemezseniz mideniz çok daha uzun süre asit salgılayarak, ki midenin pH'i, yani pH diyoruz, ben ara sıra açıklamaya çalışıyorum. Power of hydrogen, yani hidrojenin gücü demektir o. 2.6 ile çalışır. 2.6 asitlik seviyededir. Bu ne demek? Hani şu oraya buraya döktüğünüz tuz ruhundan beter bir asidik seviyeyle çalışır. Neden uzun süre çalıştırırsınız? Eğer çiğnemezseniz, küçük küçük hale getirmezseniz, mide onları ince bağırsağa gidecek hale getirmek için daha çok çalışmak zorunda. Bu ne demek? Midenizde gastrit olma şansı artar, bağırsaklarınız iyi çalışmaz, yedikleriniz yağlar, vücudunuzda kalır demek. Bakın, daha ilk lokmada farklılaşmaya başladık. Biri karbonhidratla başladı, %2 ile çalışıyor. Biri sebzeyle başladı, %6 ile çalışıyor metabolizması. Aynı yemeği yiyoruz. Aynı çorba, aynı et, aynı salata, aynı cacık. Ama baştan %2, %6, %16 diyerek bir kere metabolizmayı ayırdık. Aynı lokmalarla başladık. Birimiz çiğnedik, birimiz çiğnemedik. Çiğnediğiniz zaman midede daha az kalıp direkt bağırsaklara geçip atılacağı için çok daha kısa sürede bu işlemi yapacak, vücudunuzda kalmayacak veya depolanmayacak. Aslında vücudunuzun, yani yaratanın yarattığı şeylere, yaratılandan ötürü saygı duyarak, birazcık uzun bir cümle oldu ama bu sistem. Bu yeni bir teknoloji falan değil. Yaratıldığımız ilk gün sistemimiz böyle çalışıyordu. Vücudumuz zaten bizi hep iyileştirmek için çalışır. Vücudumuz asla kötü bir şey yapmaya çalışmaz. Onu genellikle bozan ne yazık ki biziz. Sadece besinlerle mi bozuyoruz? Hayır efendim, sadece besinlerle bozmuyoruz. Duygular da bir besindir ve yanlış duygular da yine vücudumuzu mahveder. Mesela çok mutsuz, çok pesimist, her zaman negatif duygularla yaklaşır. Üzüldüğümüz ortamlarda kalmaya ısrar eder, gereksiz bir şekilde sabır gösterir ve yine üzülmeye devam edersek böbrek üstü bezlerimiz yine asitten çok daha beter bir salgı salgılar ve o da hücrelerimizin bozulmasına kadar gidecek çok vahim sonuçlara bile sebep olabilir. Çok sağlıklı beslenip çok kötü hastalıklara yakalanmamızın da sebebi aslında bu. Hop, dönüyorum, geliyorum kırmızı ete. Kırmızı eti yerken neler yapacağız? Kırmızı eti nasıl keseceğiz? Şu anda kırmızı etin rakamları belli. Doların, euronun rakamları da belli. Bizim aldığımız maaşlar da belli. Yani kırmızı eti her gün böyle sofrada görmek artık çok da mümkün değil. Bu da bir realite. Ama kırmızı et aynı zamanda en kıymetli amino asit. Peki amino asit nedir? Ben böyle bugün çok klasik bir kurban ya da et programı falan yapmak istemiyorum. Birazcık bilerek gidelim diye uğraşıyorum. Amino asit, bizi oluşturan 20 temel amino asit var. Yani biz ya da bir at ya da bir kuş ya da bir sarımsak ya da bir soğan olmak için 20 amino asite ihtiyacımız var. Canlı olmanın temel şartı amino asitler. Doğru amino asitleri aldığımız zaman hücrelerimizin gündüz yeriz, belli bir süre o başka bir protein yapısına döner ve gece uyurken hücrelerimizi yenileyen bambaşka bir yapıyla karşımıza çıkar. Protein vücudumuzda birçok şekilde, birçok yapıda var. Tabii bunlar çok detayına girmek istemiyorum ama şunu bilesiniz istiyorum. Kurban Bayramı'nda sizden ricam, taze kesilmiş eti hemen lütfen ve lütfen yemeyiniz efendim. O birçok bakteri olabilir. Bakteri engellemenin en güzel yollarından birisi, benim genel tercihimdir. Her ürün için mümkün değil ama et için mümkün. Lütfen porsiyonlar halinde, büyük porsiyonlar değil, yiyebileceğiniz hatta bir kişilik şöyle bir avuç, iki avuç kadar etleri torbalayınız. Zaten paylaşacaksınız ve dağıtacaksınız, evinizde çok da fazla etin kalmış olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Var olan etleri de hemencecik yemeyin, dip frizinize koyun, bir gün en az 24 saat, mümkünse 48 saat bekletin ama 48 saat biraz zor olacak tabii. Herkes kurban eti yemek istediği için. Lütfen 24 saat bekletiniz, sonra doğal şekilde açınız. Yani dip frizden çıkarınız, buzdolabınıza koyunuz, doğal yollarla kendisinin çözülmesini bekleyiniz ve eti kendi suyuyla pişiriniz.
Haşlaması çok güzel olur. Onun içine sebzeler atabilirsiniz. Şu mevsimde bulabileceğiniz çok fazla şey var. Her şey taptaze, her şey çok güzel, enfes yaz sebzeleri var. Bol domatesli pişirebilirsiniz. Bol domates, sarımsak ve kekikle haşlayabilirsiniz. Çok basit ama çok lezzetli. Çok kısık ateşte uzunca bir süre pişirirseniz çok da lezzetli olacaktır. Ama kırmızı eti, yani amino asitleri, demin amino asit neden dedim? Bir amino asitin siz uyuduğunuzda sizin hücrelerinizi onarabilecek yapıya ulaşması için 8-12 saat, zaman zaman daha uzun bir sürece ihtiyaç var. İşte bu bütün saatler sizin o çiğnemeniz, midenize gitmesi, bağırsaklardan geçmesi, bunların hepsi tamamen size bağlı. Yani metabolizmanızın çalışmasında anahtarı çeviren, gaza basan ya da frene basan sizsiniz aslında. Her zaman şunu hatırlayın, sizin, bizim, hiçbirimizin midesinde bir diş yok. Midenin işini kolaylaştırmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka küçük küçük kesmeye çalış. Çünkü Türk milletinde şu çok fazla, gelenekten gelen de bir şey o. Bu kadar yavaş yiyorsun, senin işin gücün yok mu filan gibi laflar var. Bırakın, unutun onları, bunlar çok sağlıksız şeyler. Bakın Türkiye'de gastrit, ülser gibi rahatsızlıklar çok fazla. Reflü çok fazla. Reflünün en önemli sebebi hızlı hızlı hava yutarak, çiğnemeden, sindirime hazır hale getirmeden yemek yemek. Bu alışkanlığınızı değiştirdiğiniz zaman reflüden de, gastritten de, ülserden de kurtulduğunuzu göreceksiniz. Çok basit bir alışkanlık değiştirmeniz gerekiyor. Sakin olun, sofraya saygı duyun. Ben her zaman onu söylüyorum, zamansız sofralarda da söylüyorum. Sofraya, Allah'ın yarattığına, o önünüze gelene şükretmenin en önemli şükürdür bence saygıyla yemek. Saygıyla yemek yemek nasıl olur? Sakince, yediğiniz şeye saygı duyarak, kendinize saygı duyarak. Yavaşça yediğiniz zaman midenize geçtiği ve bağırsağınıza geçtiği süre, burada yavaşsınız ama diğer tarafta iş ciddi şekilde hızlanıyor. Büyük lokmaları paramparça mikro düzeye getirmek için midenin uğraşacağı durumu düşünün. Bir de siz çiğnediğinizde ve küçük lokmaları aldığınızda durumu düşünün. 2-3-5 saat gibi farklar yaratabilirsiniz, biliyor musunuz? Bağırsağınızda kalmaz. Bağırsağıyla ilgili problemleri olanlara kesinlikle bunu öneriyorum. Ama onlara bir de şunu öneriyorum. Yediğiniz her yemeğin yanında mutlaka posalı, lifli bir şeyler yiyin. Posalı, lifli şeyler dediğimiz ne bu? Hep soruluyor bana. Havucu açtığınızda ne görürsünüz? Bir sürü lif. Marulu açtığınızda ne görürsünüz? Lif, lif görürsünüz zaten. İşte o lif. O lifleri hayatınıza alın. Lifler ne yapıyor? Lifler ve posalar bağırsakta çözülmediği için itme hareketi yaratıyor. Bağırsağınızı temizleyerek çok da hızlı boşalmasını sağlıyor. Bol bol ev yapımı yoğurt yesin aynı zamanda bu tip problemleri olanlar. Neden efendim? Çünkü en doğal, en güzel probiyotik ve Türkiye bir yoğurt ülkesi. Yoğurt Türklerin, bizim temel, yani tarihte de bizim olan bir gıda. Lütfen bol bol yoğurt yiyin. Etinizin yanında mutlaka turşu tüketin ama nasıl? Tuzsuz. Gereksiz tuz tüketmiyoruz. Günde 6 gram tuz tüketmemiz gerekirken Türkiye ortalaması kaç? 18. Biraz değil, çok fazla tuz tüketiyoruz. Bir dilim ekmekte bile günlük tüketmeniz gereken bütün tuz zaten var. Bir de üstüne lütfen şu huydan vazgeçelim. Restoranlarda aslında yasaklandı. Bana göre harika ve güzel bir uygulamaydı bu. Ancak ne yazık ki başarılı olmadı. İnsanlar tuz istiyor. Çok fazla insanda görüyorum. Tadına bakmadan tuz ekiliyor. Tadına bakmadan ektiğiniz tuzların size verebileceği zararların haddi hesabı yok. Tuzsuz deli bekir, tuzsuzluktan, sodyum eksikliğinden, iyot eksikliğinden delirmişti, evet. Ama her şeyinde bir dozu ve ayarı var. Ne az ne çok. Atalarımız ne güzel söylemiş. Azı karar, çoğu zarar. Lütfen gereksiz tuz eklemeyin. Neden? Daldan dala atlıyorum ama çok önemli. Çünkü Kurban Bayramı'nda herkes kantarın topuzunu kaçıracak diye de endişem var. Görüyorum çünkü o kantarlar, topuzlar bir kaçıyor. İşte etler, pilavlar, tatlılar, üstüne çikolatalar, hani normalde yenemeyecek şeyler. Bir de tatilin rehavetiyle çok fazla tüketilmeye başlanıyor. Çok çok ciddi sağlık problemleri doğuyor. Kırmızı eti çok tükettiğinizde kolesterol problemleri olanlar da bir rahatsızlık.
İçine yağ koyup tükettiğinizde obezite için ayrı bir rahatsızlık. Bir de üstüne tuz koyup tüketirseniz tansiyonu şuydu buydu derken kurban bayram, bayram havasında kutlanması gereken bir şey. Ve bayrama saygı da duyulmalı. Kurban bayramının özelliğini eti keseceğiz. Olmayanla paylaşacağız. Ben Kurban Bayramı'ndan kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Çok da keyif aldığım bir örnektir. Ve en doğrusunun bu olduğunu hala düşünüyorum. Babam kurban kestikten sonra onları parçalara ayırır, böyle torbalara koyardı ve her seferinde annem şey yapardı. Ya biz de birazcık daha ayırsan, hayır hakkımız bu derdi. Yani bu bizim, onun dışında bir lokma almayacağız. O torbaları biz arabaya koyardık, ben de babamın yanına otururdum. Sonra hiç tanımadığımız semtlere giderdik. Muhtar varsa, ulaşabilirsek muhtarla konuşur ve ihtiyacı olanları tespit ederdik. Muhtar yoksa babam bana şunu söylerdi. Git bir bak, genellikle gecekondu semtleri olduğu için küçük bahçeleri de olurdu onun. Git bir bak, hani hissedersin ve hissetmeye çalış. Aç, çal kapıyı, birisi varsa bırakalım gidelim. Biz tanıdığımız kimseye et götürmedik efendim. Çünkü benim çevremdeki herkes et alabiliyor ve et yiyebiliyor. Kurban Bayramı'nın özelliğini rica ediyorum, rica ediyorum unutmayınız. Önemli olan olmayanı bulmak, olmayana vermek, onunla paylaşmak, el ele tutuşmak, onun da bunu yiyebilmesini, hatta ailesiyle paylaşabilmesini sağlamak ve aslında zaman zaman hayvanlara bakıyorum ve onlardan çok fazla şey örnek almamız gerektiğini düşünüyorum. Biz paylaşmayı biraz unuttuk. Ben hep bunu söylüyorum ama evet unuttuk. Yani yolda birbirimize daha eskiden, daha eski zamanlarda daha itinalıydık, daha terbiyeliydik. Hatta böyle kampanya Allah nasip ederse çok istiyorum başlatmak. Birbirimize lütfen demekten, günaydın demekten, iyi akşamlar demekten imtina eden bir millet olduk. Türk milletinin gelenekleri, görenekleri, bakın Türk diyorum, özellikle vurgulayarak söylüyorum bunu, her şeyden bağımsız Türkiye topraklarında yaşamış tüm insanların gelenekleri, görenekleri, geçmişten getirdiği çok 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 güzel şeyler var. İmece usulü dediğimiz bir şey var bizde, paylaşmaktan geliyor. Hayvanları seyrediyorum kendi ofisimde bahçede otururken. Onlara bir kap koyuyorum, içinde yemek oluyor. Eskiden bir iki tane koyuyordum, hayır şimdi bir tane koyuyorum. Çünkü bir kedim geliyor, yiyor. Sonra bir saksanım var, mutlaka içinden bir şeyler alıyor. Sonra bir başka kedi gelip yiyor. O kaptan en az 5-6 tane kedi yararlanıyor. Ve şuna çok dikkat ettim. Hiçbiri hepsini bitirmek derdinde değil. Paylaşıyorlar çünkü birisi biraz yiyor ve gidiyor. Yani doyduğu kadar, yettiği kadar. 5 tabak değil. Bizim günlük ihtiyacımız, et olarak alacağımız, hadi 150-200 gram ol. Kırmızı etten bahsediyorum, birçok ihtiyaç var ama bunu öğle yemeğinde tükettiniz. Yanında keyifli şeyler de yediniz. Kestiğiniz kurbanı paylaştınız, herkes yiyebildi, çok güzel. Kurban kesmenin yanı sıra ben Kızılay gibi, Mehmetçik Vakfı gibi kurumların kurban kesme biçimini çok takdir ediyorum ve çok doğru buluyorum biz de öyle yaptığımız için. Çünkü bize de geliyor, bir konserveye konuluyor. Bir anda bu kadar etin kesilmesi, yenilmesi falan mümkün değil. Eti de doğru şekilde saklayabileceğiniz, işte -48 bir dolabınız yoksa -18'lerde falan, hadi 3-4 ayın üstünde yani saklayabilirsiniz ama çok da önerilmiyor sonuçta bu protein. Şoklayarak da dondurmadığınız için buzdolapları mucizeler yaratmıyor sonuçta. Çok uzun süre saklarsanız buzdolabınızda bir koku olur, siz de başka bir şeyden zannedersiniz. Hayır efendim, yani o koku gıdalarınızdan, her şeyin belli bir saklama süresi var. Çok uzun saklanamaz. Kızılay gibi, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlar kurban kestiğinde bunu konserveliyor. Ne zaman lazım olursa bir anda dağıtmıyor. İşte deprem oldu, o bölgeye götürüyor. Mültecilere yardım yapıyor. Yani çok ihtiyacı olan, hiç protein alma şansları, bu tip zengin protein alma şansları olmayan insanlara dağıtıyor. Mesele paylaşmak, olmayana ulaşmak, onlara verebilmek. Bu Kurban Bayramı bir değişiklik yapın. Gerçekten belirtilen miktarda eti kendinize ayırın. Ne olur bir gram da fazla olmasın o. Çünkü zaten kurban eti kesebiliyorsanız, büyük ihtimalle kurban eti kesebiliyorsanız kırmızı et de ara ara yiyebilme şansına sahip insanlardan birisiniz. Önemli olan
Hiç yiyemeyen insanların yemesi. Çünkü nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben köy köy geziyorum. Sadece metropollerde, büyük şehirlerde yaşamıyorum. Birçok proje yapıyorum. İlçelere gidiyorum, kazalara gidiyorum. Gerçekten ve gerçekten hiçbir şeyi olmayan çok ama çok fazla insan var. Görmüyorsanız, göz görmeyince gönül katlanıyor demeyin. Gidin, bulun. Muhtarlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Muhtarlar gerçekten çok çok iyi çalışıyorlar. Evinizden, oturduğunuz yerden dahi bu bilgileri alabilirsiniz. O insanlarla paylaşabilirsiniz. Kendinize yakın. Herkes kendine yakın. İşte Ankara'daki kendine yakın bölgeye giderse, Hakkari'deki kendine yakın bölgeye giderse ve araştırırsa tüm Türkiye'de muhteşem bir paylaşım yapıyoruz zaten. Kalkıp kendi bölgenizden başka bir bölgeye gitmeniz gerekmiyor. Kurban'da bu sırada kestikten sonra tatile gidecekseniz yol üstünde gönlünüzden nasıl geçerse, neresi geçerse, gönlünüz ne derse, aslında yürek söyler böyle şeyleri, 6. hissinize güvenin, paylaşın, hatta oturup birlikte yiyin, sohbeti de paylaşın. Biz ne diyoruz zamansız sofralarda? Sofralarda sadece yemek paylaşılmaz, sohbet paylaşılır, dostluk paylaşılır, sevgi paylaşılır, iyilik paylaşılır. Mesele burada kırmızı et yemek değil. Dana ya da işte koyun kesmek kesinlikle değil. Mesele burada paylaşmak. Olmayanla paylaşmak, olmayana ulaşmak ve bunu verirken, yaparken bu işi sevgiyle yapmak. Ama ve lakin kurban bayramlarını gördüğümüz acayip manzaralar var. Çok üzücü, çünkü ben yaratılan her şeye bir diğerine saygı duyduğu kadar saygı duyan insanlardanım. Yani benim için bir köpek, bir insan ya da bir biber çok farklı değil birbirinden. Birine daha az saygı duymuyorum. O yüzden o kurbanların kesiminde ne olur ve ne olur herkes o manzaralara dikkat etsin. O hayvanlara saygı duyalım her şeyden önce. Zaten zor bir süreç benim için. Mesela kurban kesimini göremeyen insanlardanım. Ben bunu net söyleyeyim. Et yiyor musunuz? Tabii ki yiyorum. Evet, göz görmeyince gönül katlanır kısmına geliyor. Ama ve lakin birazcık daha nazik, birazcık daha zarif olabiliriz. Bazen diyorum ki televizyonda seyrettiğim bazı manzaralarda belki de kesmemeniz lazım. Ben yukarıdan gelen mesajlara inanan insanlardanım. Bazen kesmemek lazım, bırakmak lazım belki. Onu da bilmiyorum ama rica ediyorum, hijyene dikkat edin. Yol kenarlarında, size müsaade edilmeyen yerlerde, çocukların görebileceği gibi şeyler yapmayın. Çünkü küçük bir çocuğun böyle bir manzarayı görmesi bütün hayatı boyunca onu çok üzecek, anksiyete yaratacak, hatta ve hatta psikolojik problemler yaratabilecek inanılmaz bir olaylar zincirine dönüşebilir ve siz o olayın ondan olduğunu bile anlayamayabilirsiniz. O yüzden rica ediyorum. Zaten bununla ilgili çok fazla alan var. Kesim haneler var. Nerede kesileceği belirtilmiş. Çok da güzel imkanlar sunuluyor. O alanlarda kesin. Hemen o an, o sabah kesmeniz gerekmiyor. Kurban Bayramı bir gün değil. Hele ki bu sene çok da ciddi bir tatil var. Birazcık daha rahat kesin. Sonuçta iyi niyetle yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Abartmamak lazım hiçbir şeyi diye düşünüyorum. Zaten nasıl kesileceği dini hükümlerde gayet net bir şekilde yazıyor ve bu orada da söylenen hijyenik, sağlıklı, hayvana zarar vermeden, hayvanın canını acıtmadan, ne kadar doğru bir laftır bu onu bilmiyorum ama olabildiğince sağlıklı bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Etler sindirimi zor olan besinler, biraz önce söylemiştik. O yüzden de pişirirken, özellikle kurban etlerini pişirirken birazcık daha normal beklemiş bir eti pişirirken kısa sürede pişirebilirsiniz ki ben kısa sürede pişirilmiş eti, ortanın az pişmiş ve orta arası bir eti normalde tercih ederim. Ancak taze et pişiriyorsanız o zaman pişirme süresini uzatmanız kesinlikle bana göre hayati önem taşıyor. Eğer programın başında söylediğim gibi etinizi saklamayacaksanız, eğer etinizi hemen pişirecekseniz ki birçok evde bu kavurma yapılacak, o zaman kendi yağıyla uzun süre ve bana göre birazcık da içine hafifçe sirke koyarak, sirke benim çok keyif aldığım, çok şifalı bulduğum bir şey. Her yerde de kullanıyorum, her zaman da söylüyorum. Analı sirkeniz, gerçek sirkeniz, evde yaptığınız sirkeniz varsa çok çok daha yararlı tabii.
Sirkenin kokusu gidecektir, etin tadı kaçacak diye sakın ha sakın üzülmeyin. Sirkenin kokusu zaten gidecektir, kalmayacaktır. O yüzden de hiç ama hiç sorun yok. Eğer mide bağırsakta sorununuz var ise, yani belli bir düzeyin üstünde bir sorun yaşıyorsanız, mide bağırsak probleminiz, hastalığınız, rahatsızlığınız varsa, işte o zaman ya kırmızı et tüketmeyiniz efendim, doktorunuza sorarak, ya da çok küçük parçalar halinde ya da işte kıyma halinde tüketiniz ve de az tüketiniz. Çünkü belli bir porsiyonun üstünde bu kırmızı et sizi rahatsız edecek şeylere sebep olabilir. Hele ki kırmızı etin yanında bizde de çok adettir o kavurmanın yanında pilav olmaz mı? Olur ama az yiyin rica ediyorum. Pilav kötü bir şey değil, ben her zaman söylüyorum. Her şeyi yiyelim, dozunda yiyelim, porsiyonunda yiyelim, keyifle yiyelim. Bir tabak, dolu dolu bir tabak değil, iki kaşık pilavla. Çünkü ilk ağzınıza aldığınız kaşıkta zaten lezzeti alıyorsunuz. İster 200 kaşık yiyin, ister 3 kaşık yiyin, aldığınız lezzet, aldığınız tat kesinlikle fark etmeyecek. Yavaş yiyin, yavaş yiyin diye söylememin sebebi de şu: çok hızlı yerseniz çok kısa sürede önünüzdekileri bitireceksiniz ve hala kendinizi aç hissedeceksiniz. Çünkü hala doyduğunuzun sinyali beyne verilmedi. Ama yavaş yerseniz çok daha az bir yiyecekle o sinyali yukarıya vermeniz mümkün. Peki bunun için ne yapabiliriz? Belli şeyler yapabilir miyiz? Belli tüyolar var mı? Var efendim, çok da basit. Ve en önemli önerim, proteinle başlayın demiştim. Gerçekten ilkin proteinle başlayın. Bir iki işte yoğurtsa önünüzdeki protein, yoğurt alın bir iki kaşık. Ama biraz çevirin, bekletin. O birkaç dakika geçmeli. 4-5 dakika, onun dışında bir şey yememelisiniz. Ardından salatayı böyle aralarda yemeyin. Öğün olarak önünüze alın. Önce bir tabak salatanızı bir güzel yiyin. Yine nasıl yiyoruz efendim? Yavaş yavaş yiyoruz. Arkasından çorbanızı önünüze alın. Onu da yiyin. Yavaş yavaş. Oradan sonra ana öğüne geçtiğinizde o ilk açlığınızın olmadığını göreceksiniz. Özellikle ve özellikle evlerde önden bir şeyler getiriliyor. Restoranlarda da evlerde de yapılıyor. Rica ediyorum ve rica ediyorum, önden ne getirirseniz getirin, yanında ekmek getirmeyin. Öğüne ekmek yemeye karşı değilim. Bunu herkes biliyor zaten, tabii ki yine dozuyla. Ama ilk ağzınıza attığınız lokma ekmek olursa, yapısından ötürü kan şekerinizi yükseltecek, açlık hissiniz devam edecek. Ağzınıza attığınız ilk öğün kesinlikle protein olmalı. Çok daha tokluk hissi verecektir. Proteinin kendi içindeki doğal işte o yağı, içinde bir bütünlüğü içinde size lifi, posası, birçok şey var zaten. Çok daha uzun süre açlık hissetmemenizi sağlayacaktır. O yüzden önden bir şeyler getirmeyin. Daha az porsiyonlar, daha küçük tabaklar, daha az porsiyonlar, daha keyifli yemekler, daha damak tadınıza yönelik bir yeme biçimi benimseyin lütfen. Haldır huldur yemeyelim. Bu zaten önümüzdeki yemeğe büyük bir saygısızlık. Yemeğe eğer saygı duymak istiyorsak, yemeğe şükredeceksek, bunun için yapacağımız en iyi şey yavaş yemek, kendi yaratılanımız, yani kendimize de saygı duymak. Çünkü eğer hızlı yersek başımıza birçok dert gelecektir. İşte gastrit gibi, ülser gibi, reflü gibi bir rahatsızlığımız olursa zaten bu illa bağırsağa yansıyacaktır. Domino taşı gibi uzayıp giden bir şey olacaktır her seferinde. Salı günü Holistik Yaşam programında Live Hospital'dan sevgili Halime hocamla programımızı seyretmişsinizdir. Hatta rica edelim onu tekrar da yayınlansın ki yayınlanacaktır mutlaka. Ne yememiz gerekir hocam, ne yiyeceğiz dediğimiz zaman, çünkü bu aralar televizyonda biliyorsunuz şunu yemeyin, bunu yemeyin deniyor ki, buradan söylüyorum, tamamen reklam kokan şeylerdir bunlar. Allah'ın yarattığı her şeyi yiyin. Hocam da aynısını söyledi ve ne dedi? Porsiyonuyla, belli bir porsiyonla, yani nasıl diyeyim, çok sağlıklı, çok sağlıklı zencefil, çok sağlıklı. 2 gramı geçerseniz çok sağlıklı değil. Doğadaki her şey hem şifadır hem zehirdir. Azı karar, çoğu zarar demeyi unutmuyoruz. Her zaman da bu söze sadık kalıyoruz. Her zaman, her zaman
belli porsiyonlarla yiyoruz ve keyifle yiyoruz. Bayramın bir başka özelliği şeker ve çikolata. Şeker ve çikolata. Çikolata benim de dayanamadığım lezzetlerden biri. Çok seviyorum çikolatayı. Çikolata ile ilgili atölyeler de yaptım daha önce. Çok da hoştu. Çikolata eğitimleri de veriyorum. Son dönemde doğal çikolatalarla da çok haşır neşirim. Keyifli, sağlıklı çikolatalar üretmeye çalışıyorum. Çok enteresan gıdalarla birlikte. Kurban Bayramı'nın ya da bütün bayramların en önemli aktörlerinden bir tanesi tabii ki çikolatalar, drajeler, işte bademli drajeler, enfes tatlar bunlar, ağzımızı tatlandıran. Orada birazcık yine kantarın topuzunu kaçırmamamız lazım. Ben yılda bir kere bu topuzu bir kaçırıyorum. Drajeyi çok sevdiğim için, çikolatayı da çok sevdiğim için. Ancak şeker hastalığınız, kolesterol rahatsızlığınız, kalp rahatsızlığınız, mide, bağırsak problemleriniz varsa şeker yoğunluğu, et, yağ, protein, kolesterol falan derken Kurban Bayramı'nın zehir olabilir. Bunu yapmamaya, dengede kalmaya, keyifli kalmaya özen gösterin diye minnacıcık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ola ki mangal yapmak istediniz. Şimdi ete oradaki ateşin ete değmesi, cayır cayır etin yanması hiç ama hiç sağlıklı bir şey değil. Mangal yapılırken o et harlanır, küllenir. Yani ateş ete değmeyecek bir hale gelir. Ondan sonra etin yapılması lazım. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan çok fazla foto, resimler, videolar var. Ateş yanıyor, ateş etin içine bayağı nasıl diyeyim, geçiyor. Öyle bir et pişirme biçimi yok efendim. Kesinlikle ve kesinlikle öyle bir et pişirme biçimi yok. Etimizi dingin bir ateşte mangal yapacaksak ateşi sönmüş olacak. O mangal yapmayı bilenler onun nasıl olduğunu bilir zaten. Sakin bir ateşte yapınız lütfen. Taze bir etten bahsediyoruz. Çünkü eğer dinlenmiş et olsaydı size derdim ki tabanızı koyun. Eliniz 7 saniye üstünde durmayacak kadar bekleyin. Hemen yağı koyun. 4 dakika burasını, 4 dakika burasını pişirin. 5 dakikada dinlendirin. Etin suyu içinde kalsın. Kesin afiyetle yiyin. Bu kadar da basit et tekniği. Eti doğru yapmak. Ancak taze et yiyorsunuz. Taze et yerken birazcık daha dikkat etmek zorundayız. 100 gram bir kırmızı et için birazcık değerlerden bahsetmek istiyorum. Ne yediğimizi, ne yemediğimizi bilelim derdim. Kilokalori hesabı ben çok yapan bir insan değilim ama yine de bahsedeyim. Dana eti ise yediğiniz 100 gramlık et 150 kilokalori, koyun yerseniz 250 kilokalori alıyorsunuz. Kolesterol danada biraz fazla, 90 miligram. Kolesterolde sıkıntısı olanlar lütfen koyun etini tercih etsin. Orada 70 miligram var. Dana etinde 3.8 gram yağ varken koyun etinde 17 gram yağ var. İşte bu yüzden de koyun eti biraz daha lezzetlidir. Demir 3 miligram dana etinde. Koyun etinde 1.34. Protein 28 gram dana etinde. Koyun etinde 17 miligram. Kalsiyum 8 miligram, 7 miligram. Sodyum 80 miligram, 70 miligram. Ve potasyum 500 miligram ve 250 miligram. Protein daha fazla dana etinde. Bu bir realite tabii ki ama herkes dana etini de çok sevmez. Benim bir tarafım Antep, bir tarafım biliyorsunuz muhacir, Eskişehirliyim. Selanik göçmeni bir ailenin kızıyım. Ben her tarafın etini yerim ama Güneydoğu'daki adama dana eti yediremezsiniz. Hatta beslemez bile. Yani şu da bir gerçek ki küşlemenin yerine de hiçbir şey geçmez. Ben de aynı kuzu sırtı yemek, İşte küşleme yemek dünyanın en keyifli işleri. Her yerde bulabilir misiniz? Yok efendim, her yerde bulamazsınız. O etin kalitesini bulma şansımız zaten yok. Çünkü orada etler zahterler yiyerek, mis gibi doğuştan marine, kekiklerle ovalarda beslenerek büyütülüyor. Burada zaten öyle bir nasıl diyeyim, toprak ortamı yok. Yani o zahteri buraya koysanız bile zaten yetiştiremezsiniz. İşte bu yemlerin verilme tarzı, doğada hayvanın yürüme tarzı, hareket etmesi, kas yapısı falan gibi çok değişken şeyler var o işte.
Ama tabii ki Güneydoğu'ya gidenler bilir ki et orada kesinlikle ve kesinlikle daha keyiflidir. Hatta benim sevgili abim de Adana'da yaşıyor. Buraya gelirken yaz ayıysa mangal falan yapacaksak ben etimi kendim getiririm. Sizin oradan et almam diyor. Bana Ankaralılara duyurulur efendim. Ankara'da bu et işiyle uğraşanlara Ankaralıların dışarıdan gelen Adanalıların, Anteplilerin bizim etlerle ilgili böyle bir derdi var. Biz yiyoruz elimizdeki etle. Ete razıyız diyelim. Ne diyelim? Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Ben birazcık bahsetmek istiyorum ondan. Çünkü haklı da bir açıklamaydı. Kurbanın kesilmesi, yüzülmesi, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesiyle ilgili bir uyarıydı bu. Kalp, damar hastalığı, diyabet, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olanların kurbanda yağsız ve az yağlı etleri tercih etmeleriyle ilgili ayrı bir uyarı vardı. Et sindirimi zorluğu nedeniyle kurban etleri kesildikten sonra hemen, bakın onlar da bu uyarıyı yapmış. Kurban etleri kesildikten sonra hemen tüketilmemeli. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra ızgara ya da haşlama olarak kullanılmalı ifadesine yer vermişler. Etli yemekler kendi yağında pişirilmeli diye Sağlık Bakanlığı da uyarı yapmış. Bakın bu okumadan bu metni size o uyarıları yapmıştım. Aklın yolu bir. Çünkü çok yüksek ısıda yapılmamalı et demişler. Isı etin dış yüzeyinin yanmasını, su kaybına neden olmamalı. Bu sonuçta besin öğesinin de kaybı. Hatta zaman zaman eğer bu işi abartırsanız zararlı toksik maddelere giden, hatta size zarar verecek bir hale gelebilir. Kurban etlerini büyük parçalarla ayırmayın. Küçük parçalar eksi 2 derecede birkaç hafta, eksi 18 derecede derin dondurucuda 3-4 ay saklayın uyarısı yapmışlar. Etler kolayca bozulabilir ve bazı mikroorganizmalar çok sıkıntı yaratabilir. Buzdolabına et çıkarttığınızda, deep freeze'den et çıkarttığınızda ben bunu özellikle ve özellikle uyarıyorum. Bizim adımız gibi doğal olarak çözülmesini sağlayın. Sıcak suya koymayın, oda ısısına koymayın. Deep freeze'den çıkarın ve buzdolabına koyun. Bir anda bir ısı kaybı olmasın. Çok doğal olarak erisin ve sağlıkla yiyiniz efendim. Ne kadar, bakın holistik yaşamda her zaman her zaman söylediğim ve holistik yaşam seminerlerinde de her zaman söylediğim bir şey var. İş aslında o kadar zor değil. Yapmamız gereken doğal olmak, doğada kalmak, doğanın bize verdiği gıdaları en doğal haliyle tüketmek. Patates zararlı değildir. Ben her zaman söylüyorum. Ama siz patatesi alır, birkaç kere işlem görmüş, yağın içine atar, kızartırsanız artık o patatesten bir hayır beklemeyin. Patatesi zararlı hale getiren bizdeyiz. Patatesin yoksa bir suçu yok. Bağırsak dostudur. Bağırsak mukozasını da çok güzel iyileştirir. Bağırsaklarınızda bir problem olduğu zaman haşlanmış patatesi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hatta çok da hoşunuza gideceğinden emin olabilirsiniz. O yüzden de gıdaları tüketirken aslında gıdaları mahveden bizleriz. Alıyoruz mesela, şu bana çok soruluyor, brokoli sağlıklı mı? Brokoliyi alırsınız, çiğ çiğ yerseniz, ki ben çok severim, zeytinyağı, limon, tuzla küçük küçük parçalayarak da yiyebilirsiniz. Hayır, sevmedim, buhar, hop birazcık değeri düştü. Ya ben bunu da sevmedim, biraz kaynatayım yemeğin içinde, hop biraz daha düştü. Yok ya ben bunu şöyle bir una yumurtaya bulayım, kızartayım derseniz artık onun hiçbir sağlıklı yanı kalmadı. Yani mesele gıdanın sağlıklı olması değil sadece. Nasıl pişirdiğiniz, nasıl beklettiğiniz, nasıl sakladığınız, bunların hepsi bunun içinde. O yüzden şunu ben çok yapıyorum, çok da keyifli. Şimdi bahçemde de yapıyorum. Elma var, hiç ilaçlanmamış. Alıyorum, şöyle üstümde ne varsa, hatta elbiseme sürüyorum ve ondan bir ısırık alıyorum. Zaman zaman içinde yaşayan habitatının gerekliliği sevgili kurtlar da oluyor. O da bir doğal protein. Yani ona da yapacak bir şey yok. Doğanın içinde birlikte yaşıyoruz. Tabii ki hepsi olacak. O yüzden de keyifle yemeliyiz demeyelim. Yemiyoruz tabii ama onları da görüyoruz. Onlar da hayatımızın bir parçası. Onlar da beslenecekler. Ben kuşların davranışlarına bakıyorum. Hani en üst, ağacın en üstü hep kuşlarındır, doğanındır. Doğaya bırakmak gerekir. Çünkü hayvanlar da bizimle birlikte yaşıyor ve onların da beslenmesi lazım. Onlar hep sağlıklılar, hiç dikkat ettiniz mi? Hiç ev hayvanı olmayan,
ya da işte bir sirke falan kapatılmayan obez olan bir hayvan gördünüz mü? Hayır, göremezsiniz. Çünkü yemeleri gerektiği kadar çok gözlemliyorum bu aralar. Ayrıca hayran oluyorum her seferinde. Ağaç kiraz doluydu, kurudu. Şimdi onları kuşlar çok seviyor, alıyorlar. Ama asla aynı anda bütün ağacı toplamaya çalışan bir kuşla karşılaşmadım. Geliyor, bir tane, iki tane, üç tane alıyor, yiyor ya da. Sonra yanında da alıyor iki tane daha ve götürüyor. Eski bayramlarda bize mendil içinde bir lokum ve para verirlerdi. Çok da severdim ben çünkü o mendiller rengarenk olurdu. Çeşitli çeşitli mendiller olurdu. Hatta ondan küçük bir koleksiyonum hala duruyor. Orada birisi ikinci bir lokum ya da ikinci bir çikolata vermek istediği zaman almazdık asla. Çok da ayıptı. Hatta birkaç kişinin elini öpüp birkaç kere bir şey verdiklerinde hayır yedik, teşekkür ederiz derdik. Fazlasını almaya çalışmamak, stok yapmamak, günlük hayatın içinde kalmak ve onu korumak aslında çok da güzel. Japonların kendileriyle ilgili, hani Kurban Bayramı'ndan Japonlara nasıl geldim, geleneklerini çok iyi korudukları ve bizim de korumamız gerektiğini, gerçekten o kültürden öğrenmemiz gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum bunu. Japonlar asla stoklamıyorlar, depolamıyorlar. Hatta bunu yaradana, yaradılana saygısızlık olarak bile görüyorlar. Çünkü zaten doğada var, gidip taze olarak almalısın. İşte öyle ne bileyim savaşa girecekmiş gibi her yeri doldurmamalısın. Ben de çok stokçu insanlardan biriydim. Son dönemde stoklamıyorum efendim. Bu huyumu çok güzel bir şekilde elimine ettim. Her şeyi sadeleştirdim hayatımda. Çok da mutluyum. Ne kadar minimalist bir hayat yaşarsanız o kadar keyifli, o kadar zevkli oluyor. Önemli olan sohbeti, sofrayı, keyfi paylaşabilmek. Maddi manevi her şeyi paylaşabilmek aslında. Ben Kurban Bayramı'nda insanlara biraz daha farklı bakmanızı istiyorum. Şu anda biz Kadından Kadına Destek diye bir proje, platform yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Holistik Yaşam ve Gastronomi Derneği'nin, kurucusu olduğum derneğin, bu programa adını veren konunun da derneği. Kadından Kadına Destek platformu giderek büyüyor. Çünkü şunu gördük, insanlar kendilerine destek olunmasını istiyor ama bunu söyleyemiyor. Ben de bunu iflas ettiğim dönemde yaşamıştım, çok iyi biliyorum. Sizden ricam şu, bu kurbanda insanlara, insanların sizden bir şey istemesini beklemeden, zaten gerçekten ihtiyacı olan gururlu insanlar kolay kolay bir şey isteyemezler. Lütfen kimin neye ihtiyacı var diye siz görmeye çalışın. Bu maddi, manevi olabilir. Parasal bir ihtiyacı da olabilir. Şu anda zaten kimin yok ki diyeyim yani. Dolar, euro bu haldeyken, ekonomi bir haldeyken hepimizin ihtiyacı var. Ama bunun çok 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 daha altında yaşayan insanlar var ve çok yoğun bir insan grubu bu. Çoluğu olabilir, çocuğu olabilir, giyim ihtiyacı olabilir, birçok şey olabilir. Onu bırakın, hiçbir ihtiyacı yoktur. Ama o çocuk hayatında bir kere lunaparka gitmemiş olabilir. Çok güzel bir ayakkabı, yeni, hiç giymemiş olabilir. Buna rastladığım için söylüyorum. Lütfen ve lütfen, Ankara'nın çevresinde çok, her yerin çevresinde var. Gidin bulun, görün, görmeye çalışın, bakın. Bakarsanız görürsünüz çünkü. O çocuk, bir çocuk, bir anne zaten çok her şeyleri varken, durup dururken, siz gidip görürseniz tabii, dilenmekten kesinlikle bahsetmiyorum. Bir caddenin arasında, bir sokak mahalle arasında o kıyafette gördüğünüz bir insanın zaten ihtiyacı vardır. Bunu anlamamak zaten zor. Lütfen siz verin, hiç tanımayı falan da beklemeyin. Siz elinizi uzatın, siz bir şeyler sorun, sohbet edin, anlamaya çalışın. Bazen bir cümle, bazen bir kelime, bazen elinizi uzatmanız bile bir insanın hayatını değiştirebilir. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Bir insan değişir, dünya değişir. Önemli olan şu anda yapmamız gereken, kesinlikle Türkiye olarak yapmamız gereken şey bu. Zevkle söylüyorum çünkü yapıyorum. Hiçbir şeyi bahane etmeksizin. Hiçbir şeyi bahane etmeksizin. Hepimizin yapabileceğimiz her şeyi en iyi şekilde yapması, kendimizi toparlamamız. Bize eskiden satışta, işletmede öğretilen bir şey vardı, bir genel müdürümün lafı vardı. Çok severim, bunu söylemek istiyorum size. Herkes önce kendi çapını bir toparlasın. Hepimiz bu Kurban Bayramı'nda daha iyi günler için, daha güzel şeyler için, daha pozitif bir gelecek için öncelikle gerçekten dilekler dileyelim. Bu tamamen bize bağlı mı? Hayır. Ama herkesin de kendi başına düşen görevi yapması lazım. Ben bu sözü duymaktan ve dinlemekten hiç haz etmem.
devlet yapsın. Hayır efendim, biz kendimiz yapalım. Hiçbir şeyi başkasından beklemeyelim. Yan komşudan bile beklemeyelim. Ama biz vermeyi de bilelim. Bu çok keyifli bir alışveriş. Biz Kadından Kadına Destek'te bunu yapıyoruz şimdi. Çok katılımcımız var. Çok farklı alanlarda, çok farklı statülerde, çok farklı şehirlerde. Ama herkes birbiriyle destek. Herkes birbirinin sorusuna cevap veriyor. Bir konuda birinin yardıma ihtiyacı varsa ve bir başkası biliyorsa da açıp konuşuyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar, destek oluyorlar. İnanılmaz keyifli, inanılmaz zevkli ilerliyor. İşte Kurban Bayramı'nın ruhu da bu olmalı bence. Paylaşmak, üleşmek, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak ve bunu keyifle, isteyerek yapmak. Yani bir mecburiyet için değil, bize söylendiği için değil, yazıldığı için değil. Zevkle, istekle yapmadığınız, iyi niyetle yapmadığınız hiçbir şeyi yapmayın efendim. Bugün de bizden bu kadar. Holistik Yaşam'dan hepinize mutlu mutlu günler diliyorum. Kurban Bayramınız, tüm bayramlarınız, tüm günleriniz güzel olsun.